52 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır demiş. Bir sayının son basamağında sıfır var demek arkadaşlar. O sayı onun katı demektir. Bundan kaç tane olduğunu anlamamız için içinde kaç tane 10 çarpanı var bunu anlamalıyız. 52'yi tabii ki ona bölmeyeceksiniz ama ne yaparız? 10 asal sayı olmadığı için arkadaşlar bunun çarpanlarına bakarız. 5 ve 2. Büyük olan asal çarpan daha az olacağı için 5'e bakmanız yeterlidir. Böylece 52 bölü 5 deriz. 10 olur. Bir daha 5'e böleriz. 2. 12 tane arkadaşlar içinde 5 çarpanı varmış. Zaten içinde çok fazla 2 çarpanı olduğu için 2 üzeri 12 ile 5 üzeri 12 birleşir. 10 üzeri 12 yapar. Dolayısıyla sonunda 12 tane 0 olur arkadaşlar. N eksi 1 faktöriyel 24, M artı 2 faktöriyel 120 olduğuna göre N eksi M faktöriyel ifadesinin değeri kaçtır demiş. N arkadaşlar 4 faktöriyeli olması için 5 olacak. Yine 125 faktöriyeli olduğuna göre burada da M arkadaşlar kaç olmalı? 3. Dolayısıyla 5 eksi 3'ten 2 faktöriyelde 2 yapar cevabımız B şıkkı. N artı 4 faktöriyel bölü N artı 1 faktöriyel 720 imiş arkadaşlar. N artı 4 faktöriyel nasıl yazılır? N artı 4, N artı 3, N artı 2 n artı 1 faktöriyel diye yazdığımız an aşağıda zaten n artı 1 faktöriyeller sadeleşecek. n artı 4 çarpı n artı 3 çarpı n artı 2 yani ardışık 3 sayının çarpımı 720 olmalı. Bu da bakın bize hemen 8 çarpı 9 çarpı onu hatırlatıyor. Böylece n artı 2 8'miş. n de arkadaşlar 6 b şıkkıymış. 2'den n çift doğal sayısına kadar olan tüm çift sayıların çarpımına çift faktöriyel denir ve N böyle ünlem işareti yapılmış bir tane sembolüyle gösterilir. Biz ona da şimdilik faktöriyel diyelim. 128 faktöriyel eksi 126 faktöriyel eşittir 2 üzeri x eksi 1 çarpı 126 faktöriyel. Burada şimdi 128 faktöriyel dediğimiz ne aslında arkadaşlar? 128 çarpı 126 çarpı nokta 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 böyle gidiyor. En son 2 faktöriyel. Yine 126 faktöriyel dediğimizde ne? 126 çarpı 124 nokta 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 2 faktöriyel. Böylece bakın burada zaten üst kısımla alt kısım gördüğünüz gibi birbirinin aynısı oldu. Yani biz 128 çarpı 126 faktöriyel diyebiliriz sol tarafa. Ve parantezi aldığımız zaman 128 çarpı 126 faktöriyel eksi 126 faktöriyel. Bundan 128 tane var. Bundan bir tane var. Demek ki 127 tane arkadaşlar 126 faktöriyelmiş bu. Şimdi ben o ünlem işaretini bir daha öyle yapmadım. Ee, gelelim buraya. 2 üzeri x eksi 1 çarpı 126 faktöriyel. Bunlar birbirini götürdü. Böylece 2 üzeri x eksi 1 arkadaşlar 127 oldu. x de buradan 2 üzeri x 128 olması için kaç olacak bakın? 7. Cevabımız e şıkkı. A ve B, B birer sayma sayısı olmak üzere 3 faktöriyel 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 diye gitmiş eşittir. 4 faktöriyel çarpı AB faktöriyel olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır? E, şimdi arkadaşlar 3 faktöriyel 6. Sonra bir de yanında faktöriyel var. 6 faktöriyel e, 720. Demek ki bu 720 faktöriyelmiş en sol taraftaki. 4 faktöriyel 24'tür. 24 çarpı a çarpı b faktöriyel 720'ye eşit olması lazım. Şimdi a artı b'nin en az olması için a ve b'yi en küçük sayılar seçmemiz lazım. E, A'yı da arkadaşlar tabii ki büyük sayı yapmamak için elde edebileceğim en küçük sayı olarak düşünmem gerekiyor. Mümkün olduğunca B'yi arkadaşlar büyük yaparsak A'ya çok büyük kalmaz. Eğer eğer B'yi 720 şey küçük bir sayı seçmeye kalkarsanız A çok büyüyecektir. Çünkü 720 faktöriyel dediğimiz hayal edemeyeceğimiz kadar büyük bir sayı. O zaman benim eee B'yi düşünlenin aksine aslında gerçekten büyük seçmem gerekir. 719 faktöriyel yapalım. Seçebileceğimiz en büyük sayı. Böylece arkadaşlar 719'u 720 ile çarparsak 720 faktöriyel olur. Böylece A'yı da 72 yapmak için o zaman 720 yapmak için pardon 30 ile la çarpmamız lazım. Demek ki gerçekten 24 çarpı 30 720 olduğundan 719 faktöriyel olduğundan bakın 720 faktöriyel yapıyor. Yani A en az 30 olmalıymış B'ye de 719 vermeliymişiz. Alacağı en küçük değer 749 D oldu. Eğer siz B'yi küçük yapmaya çalışırsanız örnek 718 faktöriyel yaptınız mesela. O zaman arkadaşlar buraya ne lazım? 720 çarpı 719 lazım ki haliyle 24'e böldüğünüz zaman 30 çarpı 719 vermeniz gerekiyor A'ya. Bakın A ne kadar büyük geldi. Yani B'ye küçük vermeye çalışırken sayı inanılmaz büyüyor o yüzden B'yi en çok aldık. 60 faktöriyel eşittir a çarpı 21 üzeri b olduğuna göre b en fazla kaçtır denmiş. b'yi en çok yapmak için arkadaşlar 60 faktöriyelin içinde kaç tane 21 var bunu anlamak lazım. Tabii ki 21 olduğu için asal sayıda olmadığından dolayı 21'de hangi çarpanlara bakıyoruz? 7 ve 3. Hangisi daha önemlidir? 7. Çünkü 3'lerden daha fazla vardır. Önemli olan az olan 7'ye bakmak. Böylece 60'ı 7'ye böleriz. E, kaç olur? 8 olur. 8'i bir daha 7'ye böleriz. 1 olur. Toplarsak bölümleri 9'muş arkadaşlar. B en fazla. Üçgenin içindeki A 1'den A'ya kadar olan sayıların çarpımı yani A faktöriyel olarak verilmiş. Çemberin içindeki A'da birden A da arkadaşlar 1'den A'ya kadar olan sayıların toplamı olarak verilmiş. Buna göre çemberin içinde 10 ve bunların da e, kapsadığı üçgen işleminin sonucunda oluşan sayının içerisinde kaç tane 3 çarpanı vardır? Çember 10 ne yapacak arkadaşlar? 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı yapacak. Yani 10 çarpı 11 bölü 2'den 55. Peki üçgen 55 ne olacak? Bu da arkadaşlar neydi? 55 faktöriyel. 55 faktöriyelin içinde kaç tane 3 çarpanı vardır? Böldüğümüz zaman ee, kaç yapar? 17, 51 yapıyor. 18. Bir daha 3'e bölersek 6. Bir daha 3'e bölersek 2. 24, 2 daha 26 tane 3 çarpanı varmış arkadaşlar. Cevap C şıkkı geldi. A'nın en az olması için arkadaşlar B ve C'nin maksimum olması lazım. Dolayısıyla burada B en çok kaç olur bakalım. Onun 2'ye bölümü 5, 5'in 2'ye bölümü 2, 2'nin 2'ye bölümü 1. Demek ki orası 2 üzeri 8'miş. Sonra onu arkadaşlar bir de 3'e bölelim 3, bir daha 3'e bölelim 1. Demek ki burası arkadaşlar 3 üzeri 4'müş. Bundan sonra artık A'ya neler kalır? Bütün 2 ve 3'leri kullandığımız için neleri kullanmadık? Bakın e, 2'yi kullandık geç, 3'ü kullandık geç, 4'ü kullandık zaten 2'ler var içinde. 5'i kullanmadık, 7'yi kullanmadık arkadaşlar, 9'u da kullandık geçin. E, haliyle bir şey kalmadı. Demek ki burada 5 ve 7 çarpanları var. Bakalım 5 ve 7 çarpanları 10 faktöriyelin içinde kaç taneymiş? 10'u 5'e bölersek 2. 5 üzeri 2 oldu. 10'u 7'ye bölersek 1 oldu. Bu da 7 üzeri 1'miş. 25 çarpı 7'den arkadaşlar 175'miş A çarpını. Bakın bu 10 faktöriyeli de artık düzgünce yazalım. 175 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4 sayısına eşitmiş arkadaşlar 10 faktöriyel. Yeni çarpımlar oluşturulmuş arkadaşlar. N faktöriyel normal var. Solunda olursa tek sayıların çarpımı üstünde olursa çift sayıların çarpımı şeklinde verilmiş. Yalnız burada çarpı şu e, ünlem 10'a lütfen dikkat edin. n yerine 10 koyduğunuz zaman bu 1 3 5 nokta 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 19'a kadar olan sayıların çarpımı olur. Neden? 2 çarpı 10 eksi 1'den dolayı arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şimdi buna göre 20 faktöriyeli biz bu e, 1 3 5 nokta nokta 19'a böldüğümüz zaman neler kalacak arkadaşlar geriye? 2 4 6 nokta nokta en son ne kalacak? 20 kalacak. 20 neye eşit? 2n'ye. Neye n neye buradan ne oldu? 10. Demek ki bunun kuralı da 10 üstünde böyle ünlem var. Yani B şıkkı cevabımız. x bir doğal sayıdır ancak y doğal sayı değildir. 27 faktöriyel yani y çarpı 3 üzeri x olduğuna göre x'in alabileceği en küçük 3 farklı tam sayının değerinin toplamı kaçtır denmiş arkadaşlar. Şimdi normalde önce biz bir 27'nin içinde kaç tane 3 çarpanı var ona bakalım. Böldük 9, böldük 3, buradan 3 geldi, böldük arkadaşlar bir daha. Normalde 9, 3 daha 12, bir daha 13 tane arkadaşlar 3 çarpanı var. Yalnız şimdi burayı biz böyle 3 üzeri 13 dersek 27 faktöriyel eşittir y çarpı 3 üzeri 13 dediğimizde y doğal sayı olur. Neden? Buradaki bütün 3'leri kullandık geriye 3 olmayan çarpanlar kalır. Biz şimdi bu yüzden 27 faktöriyelde 3 sayısından daha fazla üzerine sayı yazmalıyız. Bakın ne yapıyorum şimdi dikkat. Mesela 3 üzeri 14 dersem y şöyle bir sayı olur. A bölü 3. Neden? Normalde çünkü maksimum 13 tane 3 var. 27 faktöriyelin içinde ben 3 üzeri 14 yazdım oraya. Böylece arkadaşlar mecburen 3'e bölmek zorunda kaldım buradaki sayıyı. Eğer ben yine aynı mantıkla 3 üzeri 15 yazarsam 9'a bölmek zorunda kalırım. 3 üzeri 16 yazarsam arkadaşlar burada yine 27'ye bölmek zorunda kalırım. Artık böyle a bölü 3, B bölü 9, C bölü 27 gibi kesirli sayı olur. Bunu bizden görmemizi istiyor. Bu yüzden 14, 15 daha 29, 16 daha 45 oldu. Cevabımız B şıkkı geldi arkadaşlar. Doğal sayı çıkıyordu önceden. Şimdi doğal sayı değil. Ona dikkat edin. A faktöriyel, B faktöriyel, C faktöriyel sayılarının sonunda bulunan sıfır sayıları sırasıyla 4, 3, 1'dir. Buna göre 2A artı B eksi 3C ifadesinin en az değeri kaçtır? Bunun en az olması için C'yi maksimum yapacağız. A ve B'yi de arkadaşlar minimum yapacağız. Şimdi C'yi maksimum yapmak için içinde arkadaşlar bir tane sıfır olduğuna göre C faktörü yani ne olacak arkadaşlar? İçinde maksimum bir tane 5 olması lazım. Yani C'yi 5'e böldüğünüz zaman böyle 1 çıkması gerekiyor. Peki bu en fazla kaç olur? 9. Eğer 10 yaparsak bakın o zaman 10 bölü 5'ten 2 olur ki C'yi 2 yapamayız. O zaman 2 tane 0 olur son basamağında. Tamam mı? Burada problem yoktur diye düşünüyorum. Şimdi 2'ler zaten çok fazla olduğu için ne yapıyorduk? Bir sayının sonunda son basamağında kaç tane 0 varsa 5 sayısına bakıyorduk. O yüzden 5'e böldük. Maksimum 9 oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim e, şeye. B ve A'yı en az kaç yapabiliriz? A'nın içinde o zaman arkadaşlar en az 5 tane 4 e, tane 5 var. Dolayısıyla A'yı 5'e böldüğümüz zaman ne olacak arkadaşlar? Bölümün 4 gelmesi lazım. Bölüm 4 geldiğine göre burası en az 20'dir. Yapacak bir şey yok. Daha da küçük yapamayız. Sonra arkadaşlar 3 çıkması için B'yi de 5'e böldüğümüz zaman en az ne olması lazım? 3 olması lazım. O Dolayısıyla 3 kere 5'ten B de burada en az arkadaşlar 15 olmalı. Dolayısıyla A 20 çarpı 2'den 40 oldu. B'yi 15 bulduk. C'yi de 9 bulduğumuz için 3 ile çarpıyorum. 27 oldu arkadaşlar. 25'ten pardon şuraya artı ekleyecekmişiz affedersiniz. 40 artı 15'ten 65'ten 55'ten 27'yi çıkarırsak buradan da 28 oldu. Sorunun cevabı A şıkkı geldi. N bir pozitif tam sayıdır. 11 faktöriyel bölü 4 üzeri N ifadesi bir tek sayı olduğuna göre N kaçtır? Demek ki arkadaşlar bu ifadenin tek olması için ne olması lazım? Bir sayı tekse içinde hiç çift sayı yoktur. Yani 2 yoktur arkadaşlar. Buradaki bütün 2 çarpanları 4 üzeri N'nin içinde olmalı. Tabii ki ne yapıyoruz? 11'in içinde kaç tane 4 vardır demiyoruz. Hep asal sayılara bölüyoruz arkadaşlar. Eğer öyle bir hata yaptıysanız düzeltin. Hep asal sayıları buluruz biz çarpan olarak. 11'i bu yüzden 2'ye böleriz. 5 olur. Bir daha 2'ye böleriz arkadaşlar. 2 olur. Bir daha 2'ye böleriz. 1 olur. 5, 2 daha 7, 1 daha 8. Demek ki 11 faktöriyelin içinde arkadaşlar 8 tane 2 varmış. En fazla böyle olur. Aynı zamanda 11 faktöriyel bölü 4 üzeri 4 yapar. 2 üzeri 2 yerine 4 yazarsak. Demek ki ne burada? 4 olmalıymış. X faktöriyel sayısının içerisinde bulunan farklı çarpanlarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 8 tane asal sayıdır. Çarpanlarından biri 25 üzeri 2'dir. Yani biz onu düzeltelim. Aslında 5 üzeri 4'tür yani. Çünkü 5'lere bakacağız. 8 tanesi asal sayı olduğuna göre 2, 3, 5, 7, 4 tane oldu. 11, 13, 17 desek 7 olur. Bir de 19 eklersek demek ki arkadaşlar en az 19 faktöriyeli olması lazım. Ama 19'un içinde gördüğünüz gibi 3 tane 5 var. Yani 19 veremeyiz. En az 20 vermeliyiz. Ama bizden en azı istemiyor. Şimdi 20'yi 5'e böldüğümüz zaman 4. Ama gördüğünüz gibi dediğim gibi en az değil en çok istiyor. Asal sayıda maksimum 8 tane olduğuna göre arkadaşlar eğer ben asal sayı 8 tane demeseydi 24 derdim. 24'ü de 5'e böldüğünüzde gerçekten cevap 4 geliyor. Ancak 24'ten önce 23 asal sayısı var. 24 faktöriyelin içinde o zaman ne oluyor? Bak 23 çarpanı oluyor. 9 tane asal sayı çıkıyor. Demek ki 23'ten küçük en fazla 22 verebiliyormuşuz. Gerçekten 22'nin içinde bakın 4 tane 5 vardır. 8 tane asal sayı vardır ve verebileceğimiz en büyük sayının bu olduğunu gördük. Rakamları toplamında Ceyhan 4 geldi. Burada arkadaşlar n eşittir 5 için örneğe bakın karelere 2 2 3 3 5 yazılıyormuş. Yani asal çarpanları evet 2 3 5 ve 2 3 ve 5'tir. Ancak 2'den 3 tane var. Neden? 5'i 2'ye böldüğün zaman bakın 2. Bir daha 2'ye böldüğümüz zaman 1 3 tane 2 var. Dolayısıyla 15 faktöriyel için de aynı şey yapacağız. 15 faktöriyelde asal çarpanları nelerdir? 2 3 5 7 11 ve 13. 11 ve 13'ten birer tane var. Çünkü 15'i 11'e böldüğümüzde bölüm 1'dir. 13'te de aynı şekilde 1'dir. 7'den arkadaşlar 15 bölü 7 2 olduğu için 2 tane vardır. 15 bölü 5 3 tane vardır. 15'i tabi burada 3'e böldüğümüzde 5 olduğu için bir daha böleceğiz arkadaşlar. 5 bir daha 3'ten 6 tane var. 15'i 2'ye böldüğümüzde 7 yapar. Bir daha 2'ye böldüğümüzde 3, bir daha 2'ye böldüğümüzde 1. Dolayısıyla 11 tane de arkadaşlar 2 varmış. 11, 6 daha 17. 3 daha 20. 2 daha 22. Ve 2 daha 24. Demek ki arkadaşlar buradan da çıkan sonuç ne? 6 tane kareye biz 1 yazacakmışız. Bunları toplayalım o zaman. 2'den 11 tane var. 22. 3 kere 6, 18. 5 kere 3, 15. 7 çarpı 2, 14. 11 artı 13. 6 tane de 1 yazıyoruz. 6 oldu. Bunların toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? E, ee, 40, 15, 55, 69. Burada da e, 30 var. 99'muş arkadaşlar karelerdeki sayıların toplamı. A şıkkı. 150 faktöriyel bölü 42 faktöriyel A'ya eşitmiş. A da A çarpı 7 üzeri B olduğuna göre B en fazla kaçtır? A da doğal sayı bu arada arkadaşlar. Yani 150 faktöriyel bölü 42 faktöriyel. Şimdi 150'nin içinde arkadaşlar Kaç tane 7 var? Onu bulalım önce. Ee, buradan 20 desek. 20 çarpı 740'tır. O zaman bir tane daha yapacağız. 21. Bir daha 7'ye bölersek 3. Bunda arkadaşlar 7 üzeri 24 böyle duruyor. Tamam mı? Sonra bir sürü sayı var tabi. 7 üzeri 24 çarpı x diyelim. Sonra arkadaşlar 42 faktör içinde 42'yi 7'ye bölersek 6 tane 7 var. Yani 7 üzeri 6 bu da böyle y şeklinde. Dolayısıyla 7 üzeri 24'ü... 7 üzeri 6'ya böldüğümüz zaman arkadaşlar 7'lerden kaç tane kalacak? 18 tane kalacak. Ve zaten x bölü y de kesinlikle a sayısı, e, a burada gerçi b diyelim buna. A sayısı B sayısından çok büyük olduğu için tabii ki X bölü Y bir doğal sayı olur. Dolayısıyla B en fazla 18 olacak C şıkkı.